Havalanmış saçları nasıl sileceğiz, nasıl düzelteceğiz bu videoda ona değineceğim. Herkese merhaba, lütfen. Bir önceki videomda bahsetmiş olduğum o havalanmış, dağılan saçların nasıl düzelteceğini farklı bir videoya aslında bırakmak istemiştim. Şu anda o videoda sizlerle birlikteyim. Tekrardan fotoğrafımızı açıyorum. Fotoğrafımızı açtık. Şu anda fotoğrafta gördüğünüz üzere sol tarafta baktığım zaman da belli başlı dağınıklıklar mevcut. Şimdi ilk yapacağım işlem aslında normal hali hazır olan katmanımızı çoğaltmak ve çalışırken her zaman orijinal katman dışında ekstra katman daha oluşturmaktan başlıyorum. Buna da bir düzenleme, saçlamış olduğum düzenleme katmanı diyebiliriz. Şimdi bunun birçok aslında yolu var. Bu şeyi yapmanın saçları, bu çıkmış saçları düzeltmenin, ama ben burada aslında Clone Step Tool ile ilerlemeyi tercih ediyorum. Bu Eşitim yapabilirsiniz, Spot Healing Brush yapabilirsiniz, boyama yapabilirsiniz, Refine Edges yapabilirsiniz, birçok yolu var ama Clone Step bence hem hızlı bir yol bu işe yapmak için, hem de daha aslında sağlıklı bir yol, sağlıklı diyebilirim. Burada ne yaptım? Clone Step Tool'u seçtim ve alt tuşuna basaraktan ilgili yerden şey alıyorum, stamp, yani klonlayacağım yeri alıyorum ve saçlarımda o çıkmış yerlerinde uygulamaya başlıyorum. Burası biraz tabi bir süreç. Amelasyon çok fazla olan, çok fazla işçilik gerektiren bir süreç. Ama ben burada çok detaylı bir çalışma yapmayacağım. Ben bu fonksiyonu aslında fotoğrafı iyileştirmede, bu saçları temizlemede, çıkan saçları temizlemede aslında neler yapabileceğini size göstereceğim. Şimdi sol taraftaki kısımla ilgili ilerliyorum zaten. Tabi bazı yerler hatalar olabiliyor. Bunları ne yapıyorum? Tekrardan geri alıyorum işlemi. Ondan sonra daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabi bazı yerler tam olarak kapanmıyor. Görüyorsunuz beyaz kalan yerler var. Bunları da birazdan zaten değineceğim. Şimdi sağ taraftaki alanlara geçtiğim zaman da oradakileri de şöyle bir temizleyelim. Özellikle bu temizlik işlemi şurada önemli, aslında önemli oluyor. Mesela bir yakın plan, bir portre fotoğrafı çektiyseniz ve arka plan değiştirecekseniz tabi buradaki bu saç unsuru çok daha önemli bir parametre. Ama benim bu fotoğrafım zaten öyle bir konsept içermiyor. İşte zaten normal bir aslında moda fotoğrafı, moda bir portre fotoğrafı. O yüzden çok detaylarda boğulmuyorum. Bazı yerlerde özellikle mesela sağ tarafta şu dışarı çıkmış o iki büyük aslında tepelik gibi olan alanı bırakıyorum zaten. Evet, buraya kadar işlemimizi tamamladık. Şöyle uzaktan baktığımız zaman da aslında bizim bir öncesi ve sonrası olarak bakalım. Öncesi ve sonrasını da karşılaştırdığımız zaman da zaten farkı bir şey görüyorsunuz. Tabi burada şöyle bir zorluk var. Şu gösterdiğim alanlarda bazen taşmalar mevcut ve burada böyle bir beyazlaşmalar vesaire var. Bunu nasıl düzeltebiliriz diye bakarsak yani. Yeni katman oluşturdum. Yeni katmanı işte arka plan renginde bir tane renk seçtim ve ne yapıyorum? Şu anda boyutunu ayarlıyorum ve opaklığını da olabildiğince daha düşük değerlerde tutuyorum ki yüzde işte 10 seyirini tutmak her zaman burada mantıklı olabiliyor. Ve o beyazlıkları gidermek için de yaklaştığım yerlere dikkat ederseniz boyamaya başlıyorum. Yani ne yap? Aslında şunu yapmaya çalışıyorum. Arka plan rengini, o saçların arasında kalan beyazlıkları
yaklaştırmaya ve daha böyle aslında yapaylığı, o klonun klondan kalan bazı yapaylıkların da giderilmesini sağlıyorum. Buradaki amacım o. Yine buradaki süreçlerimiz şöyle bir işçilik gerektiren evet, özellikle buradaki alanda biraz da baskın yapıyorum ki hem oradaki saçların kuyruğunu gidermek. Evet. Şimdi farkına baktığımız zaman iki layer de ekliyorum. Önce clone stamp ile ilgili olan layer'ımız ve daha sonrasında gri ile boyadığım layer. Yüzü, işte boynu, küpelerini vesaireyi burada maskeden siliyorum ve fotoğraftan çıkartıyorum. Evet, arka planı şöyle baktığımız zaman zaten tekrardan eski o noise'lu haline tekrar kavuşmuş gözüküyor. Ama orada eksiklik bir şey var. Böyle fazla herhalde noise uyguladık ki orada kırmızı, yeşilli böyle noise'un vermiş olduğu bir renk şey oldu. Burada ne yapacağım? Noise azaltacağım. Blending bölüm menüsüne giriyorum. İlgili katmanda, noise katmanda, uyguladığım katmanda yani. Burada siyah ve beyaz dengesi arasındaki efektin etkisini ayarlıyorum. Ve daha sonrasında o farklı da şöyle bir %47 sonra hadi ortalamada 50 oranında bir opaklıkta bunu uygulayalım dedim ve okey dedim ve son hamle evet bu şekilde çok daha iyi gözükmekte. Şimdi tekrardan bir uyguladığımız katmanlara bakalım. Önce ne yaptık? Burada saçlarını temizledik. Saçların temizliğini yaptık. Çıkıntıları aldık. Sonra oradaki beyaz kısımlar oluşmuştu biliyorsunuz. O beyaz kısımları ne yaptık? Bir brush tool yardımıyla boyadık. Ve beyazlığını azalttık gördüğünüz üzere. Ve son olarak da noise'u yani clone stamp'in kaldırmış olduğu noise'u geri getirmek için de tekrardan aslında noise efektiyle noise'u tazelemiş olduk. Burada aslında fotoğrafımın ben düzenleme sonuna geliyorum. Bu fotoğrafın uçtuğunca aslında bir düzenlemesini bitirmiş olduk. Daha fazla da bilgi video ekleyeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve
Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basın. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.